AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partinin Merkez Yürütme Kurulu'na getirilen isimleri açıkladı. Malatya Milletvekili Öznur Çalık, sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Yıldırım'ın Merkez Yürütme Kurulu listesi ise siyasi ve hukuki işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu, Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Arge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nüket Hotar, İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Çevre Şehir ve Kültür'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaslan, Genel Sekreter Abdülhamit Gül'den oluşuyor. Yeni Merkez Karar Yönetim Kurulumuz belli oldu ve ilk toplantısını dün gerçekleştirdik. Bugün de 65. Hükümetin Bakanlar Kurulu'nu Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı ve bakanlarımız birer ikişer iş başı yapıyorlar. Genel Başkan, bunu geçelim. Hayati Yazıcı, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı, Mustafa Ataş, Teşkilat Başkanı, Ahmet Sorgun, Seçim İşleri Başkanı, Cevdet Yılmaz, Tanıtım ve Medya Başkanı, Mehmet Mehdi Eker, Dış İlişkiler Başkanı, Öznur Çalık, Sosyal Politikalar Başkanı, Erol Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı, Şaban Dişli, Ekonomi İşler Başkanı, Mehmet Müezzinoğlu, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Vedat Demiröz, Mali ve İdari İşler Başkanı, Fatma Seniha, Nüket Hotar, Arge Başkanı, Yasin Aktay, İnsan Hakları Başkanı, Çiğdem Karaaslan, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı, Abdülhamit Gül, Genel Sekreter. Böylece AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da belli olmuş oldu. Allah yeni dönemde, yeni ekiplerimizde, ülkemize, milletimize güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip eylesin diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.